Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz şey Zapya kanka. Aslında farklı aldık iki tane de, daha sonra yarıya böldürdük. Şu an deniyoruz. Bir tanesi klasik olan, diğeri de etli salamlı olandı. 9 zloty ödedik birine, diğerine de 13 zloty. Toplamda işte buçukları falan da vardı. 20 zloty falan ödedik. O da 69 lira falan yapıyor şu anki kurla. 20-23 zloty de 5'e böldüğünüzde işte 4 euro falan yapıyor. Bence gayet uygun. Evet arkadaşlar, şu an Katowice'den çıktık. Bir yemek yedik sabah. Yani biz buraya dün geldik. Burayı transfer yer olarak kullandık. Şimdi Prag'a geçiyoruz. Çünkü en ucuz yolu böyleydi. Uçak biletleri pahalıydı. Prag'da görüşmek üzere. Bok gibi kokuyor ya. Evet, şu gördüğünüz sokaktan buraya, eski kent meydanına geldik. Bu arada ben size dün şurası akustik saat dedim ama yanlış söylemişim. Burası. Yani o bilgiyi de hemen konu açılmışken düzeltelim. Şurada şu arka taraflarda da kilise var. Christmas geldiği için şuraya büyük bir ağaç kurmuşlar ve fotoğraf çekmek için bir stand gibi bir şey kurmuşlar. Herkes orada fotoğraf çekiliyor. Anıt falan var. Şuralarda da donutlar, Starbucks falan var. Bayağı güzel bir ortam. Şurada sıcak şarap satılıyor. Geldiğimiz yerde de mağazalar falan var. İşte Prada'dır, ondan sonra Moncler'dir, Dolce Gabbana gibi. Bayağı lüks markaların dükkanları var. Aynı Milano'daki lüks bir cadde vardı. Tamamen oraya benziyor. Kurulan stand böyle. Buradan iniyoruz. İndiğimizde de böyle bizi koskocaman bir cam ağacı karşılıyor. As! Arkadaşlar selam. Katowice'den Prag'a geldik bugün. Katowice'de bir gün kaldık. Prag'da da 2 gün kalacağız. Yarın tüm gün şehrin içinde dolaşacağız. Ondan sonraki günde sabah PCR testi yaptırıp Viyana'ya geçeceğiz, Avusturya'ya. Çünkü şu an Covid'den dolayı ve özellikle Christmas geliyor diye ülkeler çok büyük şartlar almaya başladılar. Ya 3. doz istiyorlar ya PCR istiyorlar. Böyle şimdi kaldığımız odadan hemen ufak bir görüntü vereceğim. Evet, kaldığımız oda şu an böyle. Gel. Kaldığımız oda böyle. Çift kişilik yatağımız var bir tane. Şurada bir tane dolap. Böyle televizyon. Bir tane aslan portresi. Ve ufak masamızda ufak da bir buzdolabımız var. Güzel bir oda. Tatlı bir oda. Otelin içi temiz de, yani oda temiz. Dün kaldığımız yerden görüntü alamadım. Orası bir tık daha buraya göre pisti. Bedava suyumuz da var. Mutfağımız da var. Onu, mutfağın olduğunu tam bilmiyorduk. Otelin içine bakmamıştık çünkü. Ama güzel. Yani en azından su olması bile bizim için artı. Çünkü yani onun yerine başka bir şey alabiliyorsunuz. Çikolata, atıştırmalık veya herhangi bir şey. O zaman sizi şehrin içinden görüntülere bırakıyorum. Bu görmüş olduğunuz yapı dans eden ev olarak geçmekte. Bu yapı ile ilgili size birkaç bilgi vermek istiyorum. Dans eden ev, Hollanda kökenli bir sigorta şirketi olan Nationale Nederland'in Çek Cumhuriyeti'nin başkenti ve Prag'ın şehir merkezinde inşa ettirdiği binasına verilen takma isim. Bu bina bir nevi diğer adıyla da sarhoş bina olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca orijinal olarak Fred ve Ginger adandığı ve dans eden iki partneri de sembolize ettiği için Fred and Ginger olarak da adlandırılır. Çatı katında bir Fransız restoranı da yer aldığı binada birkaç adet uluslararası firmanın ofisleri bulunmaktadır. Dans eden evin olduğu yerde de çok güzel bir manzara var. Zaten Prag'a çoğu zaman köklerin şehri diyorlar. Yapılar çok eski ve tarihsel yapılar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakalım Meli orada ne yapıyor? Meli! El salla! Daha demin sokakta yürürken şimdi göstereceğim heykellerden geldik. İlk başta gördüğümüzde ürktük biraz. Yani çünkü ürkütücü. Şöyle gözüküyor. Bir tane sıp meleğin aklını başından alan bu kadın
Şu da benim aklım başında abi. Bu gördüğümüz yapı ulusal müze olarak geçiyor. Girişi 8 euro. Şurada da bir müze daha var. Direkt Prag'ın merkezinde. Daha şurada da zaten tabelada gösteriyor opera binasını falan. Çünkü şu ileride de opera binası var. Şimdi birazdan oraya gideceğiz. Bir sonraki durağımız orası. Bugün 23 Aralık olduğu için Noel'in Arife günü olarak geçiyor. O yüzden çoğu yer kapalı. Biz hatta bugün yemek yiyecek yer bile bulamadık. Dediğim gibi o zaman buradan opera binasına gidelim. Orada görüşmek üzere. Ayrıca şehrin içinde böyle eski vintage arabalarla da gezi yapıyorlar. Belki gelmek isterseniz, ücretleri ne kadar bilmiyorum ama o da aklınızda bulunabilir. Daha demin zaten şuradan bir görüntü almıştım. Ulusal müzeyi falan göstermek için. Operanın yanına geldik. Tatni veya Stand operası olarak okunuyor. Tam telaffuzunu yapamıyor olabilirim. O yüzden bu yüzden beni linçlemeyin. Burası da Narodny Muzeum, yani ulusal müze olarak geçiyor. Bayağı büyük. Şu an kadraja bile yani bu kadar mesafeden alamıyorum. Burası 15. yüzyılda inşa edilen ve Prag Savaşı'nda hasar aldıktan sonra restore edilen şehrin giriş kapısıdır aslında. Powder Tower olarak geçiyor. Bu yapıda şehrin opera, müzikal gibi etkinliklerinin yapıldığı yer olarak geçiyor. Altında da yemek yiyip bir şeyler içip vakit geçirebiliyorsunuz. Zaten şehrin tam merkezinde olduğunuz için akşam bayağı güzel bir görüntüsü oluyor ve manzarası oluyor.